Değerli dinleyiciler, devam ediyor yayınımız. Şimdi telefon hattımızda Profesör Doktor Çağan Şekercioğlu var. Utah ve Koç Üniversitelerinde öğretim üyesi, aynı zamanda profesyonel doğa fotoğrafçısı ve National Geographic kaşifi de kendisi. Alo, merhaba. Merhaba, nasılsınız? Teşekkür ederiz. Siz nasılsınız? İyiyim, sağ olun. Ben de Utah'tayım şu an, üniversitemdeyim. Ne güzel, ne güzel. Efendim, sizin enerjiniz bizi böyle daha da heyecanlandırıyor ve biz sizi ne zaman bıraksak hemen ardından bir haber yapıyorsunuz. Yani bir rekor kırıyorsunuz, bir şeye imza atıyorsunuz. Biz sizi takip sağ olun, edemiyoruz. Basınla ilgili. Sağ olun, evet. O esasında o yayınlar çıkalı birkaç ay oldu ama tabii biliyorsunuz bazen haberler aciliyeti yoksa bekletilip birkaç ay sonra yayınlanıyor. Biraz da öyle bir tesadüf oldu. Olsun. Geçen hafta. Olsun, ne güzel oldu. Efendim, önceki hafta dünyada en çok kuş türü gören kişi olarak almıştık sizi. Bu haftada foto kapan literatürüne ilişkin dünyanın en kapsamlı çalışmasını yayınlayan kişi olarak alıyoruz. Ne evet, söylemek istersiniz bununla ilgili? Nedir bu esas. Foto kapan literatürü? Foto kapan nedir? Önce bundan bahsedelim isterseniz. Sonra detaylarından. Evet. Şimdi foto kapan esası tabii kapan adında var ama hayvanlarla herhangi bir temas, zarar söz konusu değil. Yani önünden geçen canlıları, hareket eden her şeyi otomatik olarak fotoğraf veya video olarak çeken cisimler, cihazlar ve bunlarla biz Kars Sarıkamış ormanlarında ve Iğdır'da 2006 yılından bu yana çalışıyoruz. Aynı zamanda Utah'ta da çok kapsamlı bir çalışmam var. Burada doktor öğrencim Austin Green'in yürüttüğü. Kars'taki de Kuzey Doğa ekibim özellikle Emrah Çoban liderliğinde yürütülen bir çalışma. Ve aynı zamanda da Koç Üniversitesi'nde postdoc araştırmacı bilim insanı doçent doktor Murtaza Naderi. Kendisi de benimle çalışıyor ve doktor öğrencim Çisel Kemal'ı. Ve bu çalışmaları biz yıllardır devam ettiriyoruz. Ama bu esnada aynı zamanda da bütün fotokapan literatürünü bir elden geçirmek istedik. Ve bunları iki ayrı makaleyle 9 yıllık süren bir çalışmanın sonunda 3300 küsur makaleyi derledik, sentezledik, analiz ettik ve bu yayınlarla özetledik. Evet, evet. Şimdi bu nasıl bir çalışma efendim? Özetlediniz ama biraz daha bize biraz bilgi verir misiniz? Nasıl olduğun, buna ulaşılabilecek tabii mi? Ki. Biz mi ulaşabileceğiz? Şimdi makaleler de yayınlanmış. İki makale tabii yayınlanmış bilimsel dergilerde. Evet, evet. Şimdi bu makaleler iki ayrı bilimsel dergide yayınlandı ve benim web sitemden şekercioğlu.org sitesinden ya da ResearchGate bilimsel makale veri tabanından bunlara ulaşabilirsiniz. Yine benim ismimden girerek. Biri Biological Conservation, öbürü de Frontiers in Ecology and Environment dergisinde yayınlandı. Biz öncelikle bütün literatürdeki bulabildiğimiz hakemli dergilerdeki makaleleri derledik. Hakemli dediğim yani bilimsel dergilerde. Evet. 3300 küsur makale çıktı. Bunlar 93'ten itibaren başlıyor bu makaleler bilimsel literatürde. Ve hızla arttığı için 2020 yılında 500'den fazla çıkmış. Sadece 2020 yılında. Ve bunun dışında hangi türlerin en çok araştırıldığını inceledik ve beklediğimiz şekilde memeli türlerinin en çok fotokapanlarla araştırıldığı ortaya çıktı. Özellikle de kedigiller, işte leopar gibi, çita gibi, jaguar gibi benekli kediler daha da iyi birey tespiti yapılabildiği için daha da çok araştırılıyor. Kaplan gibi ki netekim daha sanırım bugün ülkemizde çok güzel bir haber aldık. Şırnak'ta Devlet Orman Tarım ve Orman Bakanlığı ile birkaç hocamızın araştırması sonucu ki bunlar çok yakın arkadaşlarım da var içerisinde. Profesör Doktor Ahmet Karataş, Doçent Doktor Şafak Bulut, Doktor Burak Akbaba sanırım. Onların koyduğu fotokapanlarda Şırnak'ta da leopar tespit edildi örneğin daha. Bugün basına çıktı sanırım ve o da bir bilimsel dergide Zoology in the Middle East dergisinde yayınlandı. Evet, şimdi hayvan türlerini saydık. Sadece biz aslında sizi kuş bilimci olarak biliyoruz ama
bu fotokavan projesinden sonra bir sürü hayvanda yakalandı. Sadece kuşlar değildi yani, değil mi? Memeliler dediniz. Tabii, özellikle memeliler. Yani hı-hı, bazı kuşlar da yakalanıyor. Özellikle yerde yürüyen, sürekli yerde yaşayan türler. İşte orman keklikleri gibi, orman sürünleri gibi, yabani hindi, farklı yine ormanda yaşayan yer guguk kuşları gibi, özellikle tropik bölgelerde yaşayan ender türler de fotokapanla tespit edilebiliyor. Bazı sürüngenler aynı şekilde. Ama daha çok memelileri tespit ediyor fotokapanlar. Ve özellikle de bir ayrı deseni olan, yani bireylerin farklı deseni olan jaguar, kaplan, leopar, vaşak gibi kedigillerde bireyleri de tespit ederek sayılarını da tespit edebiliyorsunuz. Bireylerin deseni tespit edilemese bile biz derleme makalemizde de özetlediğimiz, gösterdiğimiz gibi en azından bölgedeki görecel karşılaştırmalı yoğunluğu hesaplayabiliyoruz. Ki biz Sarıkamış'ta, bozayı ve kurtlarda ve diğer türlerde bunu yapıyoruz. Çünkü onların desenlerinden bireyler ayırt edilemediği için yaklaşık ya da karşılaştırmalı yoğunluk çalışmalarla yapılabiliyor. Ve bu şekilde uzun vadeli çalışmalarda bir bölgede örneğin bozayılar arttı, kurtlar azaldı, işte vaşakların sayısı aynı gibi popülasyon takibi gerçekleştirebiliyorsunuz. Evet. Türkiye'de hangi illerde var bu fotokapan? Şimdi Türkiye'de Orman ve Su İşleri Bakanlığı yani tam olarak hangi illerde var diyemem. Hı hı. Ama illerimizin çoğunluğunda var evet, fotokapanlar. Evet. Yani birkaç il dışında hepsinde ya bakanlık çalışıyor ya da amatör bilim insanı dediğimiz, vatandaş bilim insanı dediğimiz bilgili kişiler kendileri teknik olarak bir biyoloji eğitimi almasa bile bu fotokapanları alarak alanda sürekli kullanarak bir bölgenin orta ve büyük memeli envanterini çıkarmamıza çok yardımda bulunuyorlar. Bu açıdan da fotokapanlar çok faydalı. Çünkü yani bilim insanı olmanız şart değil. Meraklı olmanız yeterli ve birçok zaten fotokapan görüntüsü de ülkemizde Tramem memeli fotoğrafları sitesinde görebiliyorsunuz. Bu şekilde ve bunların birçoğu vatandaş bilim insanlarının kendi merakıyla topladığı görüntüler. Ki benim doktor öğrencim Austin Green'le Utah'ta gerçekleştirdiğim proje de bir vatandaş bilim projesi. Çünkü yani biz iki kişi olarak yüzlerce fotokapanı arazide sürekli yenilerimiz, pillerini, katlarını değiştirmemiz, yerleştirmemiz mümkün değil. Yani fiziksel evet, olarak mümkün değil. Fakat biz burada 200'den fazla gönüllümüzle her sene ilkbahar, yaz aylarında yaklaşık 5 ay alanda 200'den fazla fotokapanı bu gönüllüler sayesinde sürekli olarak kontrol edip şimdiye kadar 500,000'dan fazla görüntü elde ettik. Bu da yine vatandaş bilimin çok güzel bir örneği oldu. Evet. Şimdi fotokapanların faydaları çeşitliliğe, hayvanların izlenmesine yarıyor. Başka ne gibi iyiliği var yani bu fotokapanların? Şimdi tabii doğa korumada fotokapanlar çok kritik bir görev üstleniyor giderek. Bu da fotokapanlar doğadaki bizim gözümüz, bekçilerimiz. Çünkü fotokapanlar önünden geçen her şeyi çektiği için örneğin biz Sarıkamış'ta fotokapanlarla kaçak ağaç kesen vatandaşları da fotokapanlarla tespit ettik. Evet. Ve bazen tabii yüzlerinden kimlikleri de anlaşılabiliyor. Ve en son model fotokapanlar çektiği anda fotoğrafı internet ya da SMS olarak cep telefonu şebekesinden direkt bir merkeze yollayabiliyor. Bu şekilde yani fotokapanı fark eden ve ona yakalandığı için zarar vermek isteyen birisinin fotoğrafı bile zaten çekilmiş ve yollanmış o. Yani fotokapana zarar verse bile çok geç. Görüntüsü artık kayıtta. Ve tabii fotokapana zarar vermek de ayrı bir suç olduğu için daha da büyük bir suç işlemiş oluyor. Evet. Ve bunun dışında örneğin COVID, bu COVID zamanındaki çok kötü bir zamandan geçiyoruz. Birçok yerde araştırma projeleri yasaklandı. Yani işte kapanmalar, sokağa çıkma yasakları. Fakat biz gerek Utah'ta gerek Kars'ta birçok fotokapanı COVID kısıtlamalarından önce araziye koyduğumuz için bu şekilde fotokapanlar, biz çıkamasak bile fotokapanlar
fotoğraf ve veri toplamaya devam etti. Ve bu sayede biz diğer meslektaşlarımızla bir araya gelip COVID kısıtlamalarının yaban hayatına etkisini ölçecek çalışmalar yapıyoruz şu an. Analizler yapıyoruz. Çünkü fotokapanlar COVID kısıtlamalarından önce, sonra ve kısıtlama boyunca çalışmaya devam etti. Bu şekilde verileri karşılaştırabiliyoruz yaban hayatı verileri. Evet. Peki bu fotokapanların bir hayvanlar için zararı var mı? Kesinlikle yok. Zaten kullandıkları flash bile infrared, yani kızılötesi, yani artık eskisi gibi beyaz flash bile kullanılmıyor. Yani şöyle söyleyeyim size, bir cep telefonuyla siz kendi fotoğrafınızı çekmenizin size ne kadar zararı varsa, yani bir selfie fotoğrafı çekmenizin, fotokapanlarında o kadar zararı var hayvanlara. Yani hiç yok. Hayvanlar bazen fark ediyor, yani orada bir cisim olduğunu. Tabii ki yeni bir cisim olduğu için uzaklaşabiliyorlar ama herhangi bir zarar söz konusu değil. Yani bildiğim, yani zaten içindeki fotoğraf kamera teknolojisi cep telefonunda olan teknolojiye özel zarar veren bir teknoloji değil. Evet. Şimdi şuna dönmek istiyorum. Bu fotokapanla ilgili söyleyeceğiniz bir şey varsa dinleyeyim, yoksa biraz kuş türlerine dönmek istiyorum ben. Tabii. Yani özetlemek gerekirse, yani fotokapanlar çok güzel bir cihaz. Meraklı vatandaşlarımız da kendileri $100 kaliteli fotokapan satın alıp yaşadıkları yerdeki özellikle memelileri tespit edebilir. Ve bu görüntüleri de tanımlamak için önerim, sadece memeli görüntüsü değil, her türlü canlı görüntüsünü tanımlamak için e-naturalist.tr sitesine girebilirsiniz. Bu sitede her türlü canlı fotoğrafı meraklılar tarafından tanımlanıyor ve siz de başka fotoğrafları tanımlayabiliyorsunuz. Evet, evet. Şimdi Türkiye'de ilk kez küçük çöl toygarı görülmüş. Evet, evet. Bununla ilgili konuşalım istiyorum biraz da. Gördüm. Evet. Küçük çöl toygarı ilk kez görünüyor. Türkiye nerede yaşardı bunlarda? Nasıl gelmiş buraya acaba? Şimdi şöyle, evet, bu kuş Orta Doğu'da, İsrail'de bulunan bir kuş türü. Ve özellikle ülkemizin güneyinde, güneydoğusunda, Türkiye'de henüz kaydedilmemiş ama potansiyeli olan birçok türümüz var. Ve bu türler kuş gözlemcileri ve meraklı vatandaşlar tarafından arazide gözlemler yapılmaya devam ettikçe ve artarak yapıldıkça ülkemize her sene yeni birkaç kuş türü kaydediliyor. Ve bu da tabii çok güzel bir sürpriz oldu ülkemiz için. Ama öte yandan da yani %100 sürpriz oldu diyemeyiz. Çünkü bölgede yaşayan bir kuş, Türkiye'de olma ihtimali çok da az olsa var olan bir kuş. Ama tabii özellikle Güneydoğu bölgemizde kuşun yaşam yerlerine en yakın yerlerde gözlemcilerin artmasıyla kaydetmiş olduk. Ümidim diğer türlerimizde, yani Türkiye'de var olan ama bizim henüz daha fark etmediğimiz diğer kuş türlerimizde kaydedilmeye devam edecek ve yakın bir zamanda ülkemiz 500'den fazla kuş türünü resmi olarak kaydetmiş olacağız. Şu an 489 civarındayız sanırım. Evet. Şimdi geçen haftadan beri Ali Kızan'ın sorduğu bir soru var. Bunu da sormasam olmaz. Penguenler ve tavuklar kuş sayılıyorlar mı diyor ve deve kuşları diyor. Tabii ki onlar yani gayet kuş sınıfının üyeleri ve yani daha önceden ayrılmış, evrimsel olarak 10 milyonlarca yıl önceden ayrılmış olsa da tamamıyla kuş. Evet, ben de öyle söyledim ama bana inanmadı. Uzmanına sormak istedim. Tamamıyla kuş. Evet, yani penguenler ve deve kuşları uçamayan kuşlar ama sonuçta diğer kuşlardan bir farkları yok. Kuş sınıfının üyeleri olarak. Evet, şimdi ne gibi çalışmalarınız var önümüzde? Şimdi biz Kars'ta Kuzeydoğa Derneği ekibimizle beraber yakında yeni yırtıcı araştırma sezonumuza başlayacağız. Kısıtlamalar biter bitmez. O açıdan heyecanlıyız. Yeni bozayı, kurt ve vaşaklarımızı zarar vermeden yakalayıp uydu vericileriyle Orman ve Tarım Bakanlığı, Doğa Koruma Milli Parklar Genel Müdürlüğü işbirliğiyle araştırmaya devam ediyoruz. Bunun dışında kuş diyoruz zaten. Hı hı. Aras Nehri Kuş Cenneti'ndeki kuş araştırma merkezimiz ilkbahar halkalama çalışmalarına hızla devam ediyor. Sadece bu ilkbahar 3000
türden 3000 bireyden fazla kuş yakaladık ve alana yeni, yani bizim için ilk kez halkaladığımız bir tür olarak da kukumav, yani küçük bir baykuş türü olan kukumav halkaladık. O da bizi çok mutlu etti. Ender bir tür değil ama biz daha önce halkalamamıştık ve bu şekilde 200. kuş türümüzü halkalamış olduk. Diğer güzel bir haber, yine Aras Kuş Cenneti'nde halkaladığımız bir yaz atmacısı. Bundan 3 yıl önce İsrail'de aynı bireyin bizim Türkiye halkamızla yakalandığı haberini aldık bu ilkbahar. Yani bu kuşun Iğdır'dan İsrail'e gittiğinde bu şekilde tespit etmiş olduk. Evet. Şimdi biz telefonu kapatacağız. Muhtemelen siz yine bir habere konu olacaksınız. 2 hafta sonra biz sizi tekrar ağırlayacağız. Sağ olun. Dilediğiniz zaman işte bazen böyle ardı ardı oluyor. Bazen de pek bir yeni bir şey olmuyor. Güzel bir tesadüf oldu. Evet. Çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Ama şunu da söyleyeyim. Buyurun. Bir sonraki haberi ilk sizde vermiş oldum. Biz yaz atmacasını henüz daha basına duyurmamıştık. Basın duyurusu şu an önümde. Ama sizin sayenizde bu haberi de Türkiye'ye duyurmuş olduk. Ne güzel oldu. O açıdan çok teşekkür ederim. Ve son olarak da Instagram'dan Çağan Şekercioğlu, Twitter'dan da Şekercioğlu adresinden yaban hayatı çalışmalarımızı, fotoğraflarımızı ve belgesellerimizi sürekli duyuruyoruz. Evet. İlgili izleyicilerimiz takip edebilir. Teşekkür ediyoruz efendim. Size kolaylıklar diliyoruz. Ben teşekkür ederim ilginiz için. Size de kolay gelsin. Sağ olun efendim. İyi günler size. Bize tabii ki iyi geceler. Değerli dinleyiciler, artık biz aranızdan ayrılıyoruz ve konuğumuz da, telefon hattımızda Profesör Doktor Çağan Şekercioğlu idi. Koç Üniversitesi ve Utah Üniversitesi öğretim üyesi, kendisi kuş bilimci, profesyonel doğa fotoğrafçısı ve National Geographic kaşifi, aynı zamanda hatta 2020'de tüm dünyada en çok kuş türü gören kişi olarak da tarihe geçti. Kendisine başarılarından dolayı teşekkür ediyor ve başarılarının devamını diliyoruz. Ve biz aranızdan ayrılıyoruz. Ben Çağatay Sevdi, yapımcımız Ali Kızan ve teknik yönetmenimiz Muhammed Eğrici ile birlikteydiniz. Gecenin içindenin sonuna geldik. Tekrar buluşuncaya kadar hoşça kalın.